İyi akşamlar. Ekotürk'tesiniz. Ana haber başlıyor. Avrupa'dan gelen iç karartıcı küçük küçük haberler var. Bunları birazdan paylaşacağız. Almanya'nın ardından Hollanda'nın da resesyona girdiğine dair bazı bulgular var. Bildiğiniz gibi resesyon bir ekonominin iki çeyrek üst üste daralması anlamında geliyor. Dolayısıyla teknik resesyona girdiği kabul ediliyor bugün itibariyle Hollanda'nın da. Bu tabii bizim açımızdan son derece önemli çünkü Avrupa pazarı bizim en büyük ihraç pazarımız. Bugün ana haberde birinci bölümde Üzeyir Doğan bizimle birlikte olacak. Philip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan'la borsayı kapatacağız ve piyasalarda olup bitenlere bakacağız. Almanya ve Hollanda'nın resesyonunu elbette konuşacağız. Bu arada orta vadeli program konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelen açıklamalar var. Türkiye'yi cazip bir yatırım ülkesi olarak görüyoruz dedi. Ve yatırımcıların, özellikle doğrudan yatırım yapacak olan yatırımcıların, yabancıların daha çok orta vadeli programı beklediklerini biliyoruz. Orta vadeli programın açıklanmasıyla birlikte gerçekten yabancı yatırımcının, doğrudan yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini daha iyi anlama imkanımız olacak. İkinci bölümde Ahmet Tiryakioğlu bizimle birlikte olacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı kendisi. Ahmet Tiryakioğlu ile neler konuşacağız? Bir defa 6-9 Eylül tarihleri arasında dünyanın sayılı gıda fuarlarından bir tanesi İstanbul'da gerçekleşiyor. Bu gıda fuarından bazı izlenimleri aktaracak bize, neler olabileceğini ya da nasıl bir iş hacmi yaratılabileceğini konuşacağız. Dünyanın bütün hububatçıları ve bakliyatçıları bu tarihte Türkiye'de olacaklar. Bildiğiniz gibi Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkisi biraz azalmış olsa da 2022 Şubat ayından bu yana ciddi bir hububat ve bakliyat krizi var dünyada ve hububat ve bakliyat krizini aşmak için Türkiye'nin de arabuluculuk yaptığı bir koridor vardı. Bu koridor Rusya'nın en son yaptığı uzatma sonrasında artık sona erdi. Şu anda yeniden koridorun açılması süreciyle ilgili müzakere devam ediyor. Bu müzakerelerin gidişatını yine Ahmet Tiryakioğlu ile konuşacağız. Elbette Türkiye'deki duruma da bakacağız. Bu yılki hasat mevsimi sona erdi. Nasıl bir rekolte çıktı? Gelecek yıl nasıl bir rekolte bekliyoruz? İhracat ya da ithalat dengelerimize bakacağız. Bütün bunları ele alacağız. Bu arada fiyatların hızla yukarı doğru gittiğini biliyoruz. Fiyatlar derken buğday fiyatları yukarı doğru gidince doğal olarak ekmek fiyatları, un fiyatları da yukarı doğru gidiyor. Neler var? Bugün biraz önce söylediğimiz gibi Avrupa'dan gelen iç karartıcı haberler var. Almanya'nın ardından Hollanda'da resesyona girdi ve Hollanda'nın resesyona girmesiyle birlikte Türkiye'den bazı pazarların daralabileceğini ya da bazı ihraç pazarlarının daralabileceği endişesi şu anda hakim durumda. Avrupa Birliği Euro bölgesindense iyi bir haber var. Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde, ancak totalini söylüyoruz. Avrupa'da durumu iyi olan İngiltere var. İngiltere Brexit yaptıktan sonra kendini toparlamaya başladı. İngiltere'de enflasyon son 1,5 yılın en düşük düzeyine kadar geriledi. İngiltere enflasyonla mücadelede başarılı olma yolunda ilerliyor. Dolar yen paritesinde bugün bir yükseliş vardı. Dolar yen paritesi 2022'den bu yana en yüksek seviyesine geldi. 145 şu anda ve Japonya ekonomisinin içinde bulunduğu hafif resesif durumu ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye yatırımlar açısından cazip bir ülke dedi. Ancak yabancı yatırımcılar Türkiye'ye gelmek için hala bekliyorlar. Bir işaret bekleniyor. İşaretin Ocak, bu ay, önümüzdeki ay açıklanacak olan orta vadeli programla kendini göstereceğini biliyoruz. Eğer orta vadeli program tatmin edici sonuçları beraberinde getirirse, yabancının yavaş yavaş Türkiye'ye doğru gelebileceğini düşünebiliriz. Ancak orta vadeli program Türkiye için de önemli, Türk ve reel sektör açısından da son derece önemli. Rekabet Kurulu soruşturma heyeti sahibinden koma bir para cezası verilmesini tavsiye etti. Muhtemelen genel kurulda bu tavsiyeye uyacaktır. Sahibinden kom rekabeti bozucu olaylara sebebiyet verdiği gerekçesiyle alt ya da üst sınırdan bilemiyoruz ama bir para cezasına mahkum edilecek gibi gözüküyor. Intel, dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, yine dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Semiconductor'ı satın almaktan son anda vazgeçti.
5.4 milyar dolarlık anlaşma iptal edildi. Bu piyasalarda şu anda bugün konuşulan önemli haberler arasında yer alıyor. Arjantin tekrar IMF'nin kapısını çalıyor. Arjantin bildiğiniz gibi son 25 yılda iki kez moratorium ilan etmiş bir ülke. Yani iki kez iflas etmiş ve borçlarını ödeyemeyeceğini, borçlarının yapılandırmasını talep etmiş bir ülkeydi. Şimdi üçüncü kez gidiyor, moratoriuma gitmemek için IMF'nin kapısını çalıyor. Finansal piyasalara bakalım. Dolar TL 27.06'da, dün 27.05'ti. Bugün tekrar yukarı doğru hareketini sürdürüyor. Her gün ortalama 2 kuruş üzerine koyarak gidiyor. Euro TL'de 29.55'teyiz. Orada da yön yukarıda. Euro bugün çok iyi bir gün geçirdi dolar karşısında. Pound'da 34.50'deyiz. Orada da yön yukarıda. Frank karşısında Türk lirası bugün iyi. 30.77'de frank aşağı doğru hareket ediyor. Euro dolar paritesi biraz önce söylediğimiz gibi 1.0914'te 1.10'u görmesi an meselesi. Dolar endeksi 103.12'de aşağı doğru hareket ediyor. Tekrar 102'yi, 101'leri görmek üzere. Ruble bugünün itibariyle toparlandı. Hafta başında, geride bıraktığımız hafta başında bildiğiniz gibi ruble dolar karşısında ciddi bir değer kaybına uğramıştı. 102'ye kadar gelmişti. 1 dolar eşittir 102 rubleydi. Bugün 95.62 yeniden toparlandı. Yılbaşından bu yana rublenin dolar karşısındaki değer kaybı %25. Altın yerinde sayıyor. Ne yazık ki çünkü euro güvenli liman oldu. Bugün itibariyle altın 1904 dolarda. Ons altın. Gram altında da 1658 liradayız. Orada da yön yukarıda. Kur yukarı doğru çıktığı için gram altında doğal olarak yukarı doğru hareket ediyor. Yoksa bugün gram altının hareketi altının ons fiyatından kaynaklanmıyor. Brent petrol 85 doların üzerinde hareketli yukarı doğru devam ediyor. Hareketi NYMEX'te de 81 dolar. Amerikan batı tipi Texas petrolü 81 dolar 12 sentte. Dünya ticareti açısından önemli göstergelerden biri sayılan Baltic Dry Endeksi bugün itibariyle 1166 puanda %2.73'lük bir değer kaybı var. Borsa İstanbul kendini 7600 üzerinde konumlandırmaya çalışıyor. Birazdan kapanış rakamını birlikte göreceğiz. Özel sektörünün dış borcu artıyor. Dış borcun artmasında belki de kritik olan hususlardan bir tanesi kısa vadeli borcumuz artıyor. Uzun vadeli borcumuzda bir miktar gerileme var. Kısa vadeli borç tabii bir an önce ödenmesi gereken borç olduğu için bunun üzerinde durmak lazım. Haziran ayı itibariyle Merkez Bankası özel sektörün borcunun 154.6 milyar dolar olduğunu açıkladı. 2021 sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 7.8 milyar dolar artarak 153.7 milyar dolara çıktı. Buna mukabil kısa vadeli kredi borcu da 7.7 milyar dolar civarında 206 milyon dolarda orada artış var. Haziran ayında konut fiyatları bir önceki yıla göre %95.85 arttı. Bu uzun bir aradan sonra görülen en yüksek artışlardan bir tanesi. Yüksek enflasyon ortamında konut fiyatlarında yıllık artış Eylül ayında %189'da rekor kırmıştı. Borsada bir rekor var. Borsada yeni yatırımcı rekoru var. Borsada 2 haftada 500 bin yeni yatırımcı geldi. Bu halka arzlarla ortaya çıkan bir durumun eseri. Ancak halka arzlarda duplike hesaplar dediğimiz, yani aynı hesaba bağlı, aynı kişilere bağlı, aynı şirketlere bağlı birden çok kişi üzerine yapılan hesaplardan kaynaklanan biraz hormonlu bir artış ama olsun, sonuçta bir artış var. Ve Ağustos itibariyle 5 milyon 160 bin seviyesine ulaştı borsadaki yatırımcı sayısı. 31 Temmuz'da bu rakam 5 milyon 99 bin seviyesindeydi. 500 bin civarında son 15 günde artan yatırımcı sayısı var. Citi, Türkiye'deki TL, Türk cinsi tahvillerdeki ağırlığını azalttı. Ne demek bu? Türk cinsi tahvillere çok fazla yatırım yapmayınız demek istiyor. Çünkü ben azaltıyorum. Yatırımcılara siz de azaltabilirsiniz demek anlamına geliyor. Bu Türk hisse senetlerine olan güvenin yeniden kaybolması anlamına geliyor. Elbette tek bankayla olacak bir şey değil. Birden çok banka aynı şekilde hareket ederse hisse senetlerinden yabancıların çıkışı hızlanabilir. Son haberimiz Almanya'dan. Almanya'da vasıflı işçi sorunu giderek alt safhaya doğru geldi. Almanya'nın büyük bir enstitüsü var, IFO. IFO'nun araştırmasına göre
Almanya'daki 9000 firmanın %43'ü nitelikli elemana ihtiyacımız var ve çözemiyoruz diyorlar. Evet, Borsa İstanbul tahmin ettiğimiz gibi düşüşle kapattı. 0.37 çok büyük bir düşüş değil ama sonuçta düşüş ve 7600'ün üzerindeyiz ama. 7662 puanda BIST 100 endeksi, BIST 50 endeksi 6788 puanda, orada da 0.53'lük bir değer kaybı var. BIST 30 endeksi 8252 puanda, 0.76'lık değer kaybı da orada var. Bu değer kaybında Citibank'ın Türk hisse senetlerindeki ağırlığını azaltmasının bir payı var mı yok mu bilmiyoruz ama onun bir etken olduğu ortada. Bu ve benzeri etkenler dolayısıyla maalesef bugün borsada negatif bir kapanış yaptık. Peki bugünü Üzeyir Doğan'la açtık. Üzeyir Doğan'la devam edeceğiz. Philip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan şu anda Skype hattımızda. Üzeyir hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar Ali Bey. Nasıl görüyorsun? Bugünü bir değerlendirmeni rica ediyorum. Kapanış rakamını. Yani, evet, bugün aslında baktığımızda uzun bir aradan sonra Borsa İstanbul'da iki gün üst üste düşüş görmüş olduk. Bu açıdan aslında yeni bir durum. Çünkü biz en son 21 Haziran'da borsa üst üste 4 gün düşmüştü öncesinde. Ve sonra 22 Haziran itibariyle bir yükseliş başlamıştı. Ve o yükseliş sürecinde üst üste 2 gün hiçbir zaman eksi yazmadı Borsa İstanbul. Yani bu açıdan bugün önemli diyebiliriz. Ama diğer taraftan şöyle bir durum da var. Hala yükselen trend korunuyor. Yani iki gün üst üste düştük ama çok büyük bir düşüş de gerçekleşmiş değil burada. Tabii. Burada trendin korunuyor olması burada en önemli etken. Bugün de hemen hemen dün de aynı şekildeydi. Bu bahsettiğimiz 22 Haziran'dan sonra başlayan yükselen trendin test edildiğini ve endeksin bir noktada buranın üzerinde kaldığını gördük. Dün bu trend hemen hemen 7535 civarındaydı. Dün gördüğümüz en düşük seviye 7550 idi. Bugün itibariyle bu trendin bulunduğu seviye 7605'ti. En düşük gördüğümüz seviye de 7589'du. Yani trende dokunan, değen ama ne trendden yukarı sekebilen ne de trendi kıran bir endeks var. Yarın bu açıdan kritik olacak. Eğer düşüş serisi yarına da devam edecek olursa bu trendin kırıldığını görüyor olacağız. Çünkü trend yarın itibariyle 7675 civarında bulunuyor olacak ve evet. Şu anki kapanışa baktığımızda da 7662 yani yarın yatay bir kapanış bile olsa bu trendin altında ilk kapanış gerçekleşmiş olacak. Elbette ilk kapanış trend kırıldı demek için mümkün değil ama bu tarz teknik göstergeler öyle ki hani çok uzun bir zamandır çok güçlü bir yükseliş yakaladık. Hani bu trendin altına sarkmalar, bunun altında kapanışlar acaba yeni bir trende mi geçiliyor algısını destekleyip teknik stopları da getirebilir. Yani kar realizasyonlarına bağlı satışlar artabilir. Buna dikkat etmesi lazım yatırımcının. Bir süredir bahsediyoruz. Yeni alım için şu son 3-5 günlük dönemde çok ciddi bir volatilite var. Doğru zamanı ve doğru hisseyi yakalamak gerçekten çok zor. Ve ola ki yanlış hisseyi ve yanlış zamanda kalınırsa zararlarında çok büyüme ihtimali söz konusu. Çünkü dediğim gibi çok kısa sürede çok yüksek getiri sağlamış bir borsadan bahsediyoruz. Bu nedenle biraz dikkatli olmakta fayda var. Biraz temkinli gitmekte fayda var. Yani endeks dönüp eğer 7800'ün üstü kapanış potansiyeli doğurursa bu durumda yeniden alınabilir. Ama 7800 üstü kapanış görmeden burada alım yapmak biraz riskli hale geldi. Onu belirtmekte fayda var. Evet, peki o zaman borsada bir coşku var biliyorsun son iki haftada. Yeni yatırımcı sayısı tam tamına 500 bin arttı. 5 milyon 636 bine kadar yükseldi. Tabii borsadaki yatırımcı sayısının artış sebeplerini biliyoruz. Yani şöyle yeni halka arzlarla birlikte şirketler kendi hisseleri üzerinde inisiyatif kullanabilmek bakımından birden çok kimse üzerinde alım yapıyorlar. Yani işte şirketin
kadrolarında bulunan pek çok kimse adına hesaplar açılıyor. Ama hesapların aslında sahibi tek, şirketin sahibi. Dolayısıyla bu biraz daha fazla hisse alabilmek için bulunmuş bir yöntem. Uzunca bir süredir deneniyor ve artışlarında genellikle halka arzların çok yoğunlaştığı haftalarda yukarı doğru gittiğini biliyoruz. Ama yine de sonuçta elbette yani bunun hani kemiksiz olarak düşündüğümüzde yine önemli ölçüde bir yeni yatırımcı anlamına geldiğini biliyoruz. Yani 500 binin 5'te 1'ine talip olsak mesela orada bir 100 bin kişilik yeni yatırımcı kitlesinden bahsediyoruz. Belki daha da fazla olabilir. Yani bunun ölçümünü yapmak biraz zor çünkü hesapların kimin üzerinde gözüktüğünü bilmiyoruz tam anlamıyla. Yani Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan belki almak mümkün olabilir ama nasıl görüyorsunuz? Yani bu artış eğilimi olumlu. Ne kadar sürebilir? Nereye doğru gidebilir? Ve bir de halka arzların arkası kesildiği zaman tekrar yatırımcı sayısının geriye doğru düştüğünü görüyoruz. Yani eski seviyelere değilse bile ama genellikle çıktığı seviyenin epey bir altında şekilleniyor. Nasıl değerlendirmek lazım? Evet, aslında hani buradaki yatırımcı sayısındaki artış hani bu şirketlerin kendi hesaplarından ziyade biraz Türkiye'de bir halka arz furyası başladı, yani katılma furyası. Ve burada çok ciddi manada bireysel yatırımcıların mükerrer hesaplar açtığını görüyoruz. Yani mükerrerden kastım şu, kendi üzerine açtığı hesaplar değil. Çünkü eskiden hatırlanacak olursa farklı aracı kurumlarda hesap açarak bir yatırımcı birçok farklı kurumdan aynı halka arza emir gönderebiliyordu ve bu halka arza katılabiliyordu. Bu aracı kurumlar arasında ciddi manada operasyonel yük oluşturmaya başlamıştı. Çünkü bir yatırımcının 20 tane aracı kurumda hesabı vardı ve 20 aracı kurumdaki hesabı ile ilgili istatistikler tutuyordu ve 20 farklı aracı kurumdan halka arza katılabiliyordu. Daha sonra yapılan düzenlemeyle beraber yatırımcı bazında, bu sicil bazında bu halka arzlara katılma süreçleri başladı. Yani bir yatırımcı örneğin 20 kurumda hesabı da olsa sadece bir kurumdan ya da toplam girebildiği adet kadar girebiliyor. Durum böyle olunca yatırımcılar bu sefer strateji değiştirdi ve işte eşine, çocuğuna, şoförüne, kızına, aşçısına, işte, bahçıvanına, babasına, tabii. Aynen. Yani bu silsile böyle gitti. Yani en fazla kaç hesabı açabilirsek ve halka arzlar da şöyle bir süreç oluşturdu. Yani gerçekten yatırımcı diyor ki ben işte 3 hesaptan, 5 hesaptan, 10 hesaptan halka arza girerim. Her biri bir pazar parası ve işte zaten bir pazar parası da çıkarır. Yani halka arzla asgari ücret kazanma eğilimi oluşmaya başladı. Bu nedenle de herkes çevresindeki kişilere yeni yeni hesaplar açmaya başladı. Yani biraz böyle bu bireyselde ve daha çok küçük yatırımcı dediğimiz kitlede bu bir ek gelir kapısına dönüştü. Nasıl olsa halka arz olan şirket 2'ye katlar, 3'e katlar, 5'e katlar beklentisi oluştu. Ve nitekim birçok halka arzdan sonra da fiyatlamalar böyle oluştu. Yani baktığımızda 10'a katlayan, 15'e katlayan halka arzlar var. Yani burada bu yoğun dağılımın ve talebin burada etkili olduğunu söylemek mümkün. Bu alanlar da çok kısa sürede satmadığı için hisseyi, satış tarafı zayıf kaldığı için biraz daha pay almak isteyen birileri çıktığında şirketten ya da işte bireyselden, kurumsalda o az alımlarla hisseler yeni tavanlar yapıp yeni zirvelere gidebiliyor. Yani böyle bir denklem içindeyiz. Bu nereye kadar devam eder? Yani yatırımcılar hani derler ya müzik çaldığı sürece problem yok diye. Tabii. Yani bu halka arzlar para getirmeye devam ettiği müddetçe, bunu pandemide de görmüştük. Sonra bir dönem ara verdik. Çünkü bazı halka arzlar başarısız olmuştu. Piyasa koşullarının gereği nedeniyle de çok fazla yükselemedi. Hatta düşenler oldu. Bu bir furyayı durdurmuştu. Şu an yine o müzik çalıyor. Yine halka arzlar para kazandırıyor ve bu da yeni yatırımcıların gelmesini sağlıyor. Yani bizim orada aslında bakmak lazım. Son veriye bakmadım ama yani belli bir meblağın üzerindeki yatırımcı sayısına bakmamız lazım. Ve gerçekten sermaye piyasasının röntgenini çekmek istiyorsak bu rakamı geçmişte de emsal rakamla kıyaslayarak gitmek lazım. Örneğin ben bunu bir örnek olarak veriyorum. Bunu elbette mevcut kaynaklardan hani benim açıp hesaplayabilmem belki çok mümkün değil. Ama Takas Bank'ın, işte Borsa İstanbul belki bunu yapabilir. Örneğin bundan 20 yıl önce örneğin 6 aylık ya da 1 yıllık asgari ücret tutarında portföy olan yatırımcı sayımız kaçtı? Bugün yine aynı tutarda, yani 6 aylık ya da 1 yıllık asgari ücret tutarında yatırımcı sayımız kaç ve bunun yıllar itibariyle gelişimi. Yani bu belli bir şekilde gerçekten borsayı yatırım olarak gören, en azından belli bir meblağ burada riske atabilen ya da yatırım yapabilen kişilerin karşılığını görebilmemiz açısından önemli. Aksi takdirde hani biz 50 bin üstü, 100 bin üstü yatırımcı diye böyle bazı rakamlar paylaşıyoruz ama
geçmişteki 50 bin, 100 bin aynı rakamlar değil. Yani o nedenle böyle bir benchmark alarak bir temel belirleyip bu gelişimi görmemiz lazım. Aks takdirde yatırımcı sayımız 1 milyondan 5,5 milyona çıktı diye seviniriz ama bu 5,5 milyonun ne kadarısı işte 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira portföye para yatırarak işte eşinin, çocuğunun vesaire üzerinden zaten halka arzdan 300-500 liralık ya da 1000 liralık pozisyon gelir. O da buraya yeterli görünümüyle bu paralar yatırılıyor. Bunu ayırt edemiyoruz. Kaldı ki halka arzdan azaldığı dönemlerde de yatırımcı sayısının da azaldığını görüyoruz. Bu durumda da şu oluyor. O paralar ilgilenilen hesaba geri gidiyor. Yani 3000, 5000, 2000, 1000 lira giden hesaplar geri tekrar bir hesapta konsolide oluyor. Halka arz oldu mu tekrar o hesaplara 1000 lira, 2000 lira para gönderiliyor. Halka arza katılıyor. Bu da halka arz dönemlerinde yatırımcı sayımız çok artıyormuş gibi bir algı oluşturuyor. Bunu da dikkate almak lazım bence. Evet. Peki bir şey soracağım. Yani ben bilmediğim için sana soruyorum. Yani senin de bilme imkanın olmayabilir. Çünkü bu bir sonuçta kayıt kuyutla ilgili. Mesela bu 15 günde artan 500 bin yatırımcının ne kadarının reel yatırımcı olduğunu düşünebiliriz? Yani o tekil olanı, daha doğrusu çoğulu tekleştirdiğimiz takdirde 500 binin ne kadarı? Ben mesela 100 bin civarında olabileceğini tahmin ediyorum. Hatta daha da az olabileceğini tahmin ediyorum ama hani çok da spekülatif olmaması bakımından ben çok fazla yüksek bir rakam olmadığını düşünüyorum şahsen. Yani net bir veri yok. Yani bizim de bunu tahmin etmemiz zor ama yani burada şu olsa işte son gelen 500 bin yatırımcının portföy büyüklüğü dağılımını görsek burada diyebiliriz ki işte 20 bin lira ve üzeri örneğin gerçekten bu halka arzın değildi ya da 50 bin ve üzerindeki yatırımcı. O biraz önce bahsettiğim o 6 aylık asgari ücret ya da 1 yıllık asgari ücret bunun için önemli. Örneğin 6 aylık asgari ücretin üzerinde portföy yatıranlar işte daha ağırlıklı bu halka arz dışında da buraya yatırım yapmaya gelenler işte o tutarın altında kalanlar biraz daha hani eğitim amaçlı ya da işte böyle halka arz vesaire furyasından gelen yatırımcı diye belki bir ayrım yapılabilir ama bununla ilgili de net veriler elimizde olmuyor. Yani son gelen 500 bin yatırımcıya yönelik hani MKK'nın belki Borsa İstanbul'un bir böyle bir özel spesifik çalışması yok. Yani bu 500 bin kişilik gelen fonlanan hesaplar bu yeni yatırımcılar portföylerini ne kadar fonlamış bununla ilgili elimizde bir istatistik olmuyor maalesef. Evet yani bilmeyi çok isterdim. Hani kemiksiz olarak kaç yatırımcı olduğunu görmek bakımından önemliydi ama belki bir başka zaman bir şekilde bir yolla öğrenme imkanımız olabilir. Yani ben de bakacağım, siz de bakın bir ara. Dediğim gibi yani bu sermaye piyasalarının gerçek ölçeğini görebilmek açısından da aslında bu çalışmanın yapılmasında fayda kesinlikle olduğu kanaatindeyim ben. Yani çünkü sürekli o yatırımcı sayısıyla başarı ölçülüyor tabii gibi gözüküyor ama o yatırımcı gerçekten ne kadarı hani evet bir nicelik var sayısal olarak büyüyoruz ama nitelik olarak gerçekten yatırımcı bunu analiz etmenin yolu bu dediğim gibi belli bir belki bir akademik çalışma da gerekebilir bunun üzerine yatırımcı portföyleri büyüme hızları vesairesini de ortaya koyarak hani ne kadar o dönem içerisinde belli kriterleri sağlayan yatırımcı geliyor bizim gerçekten yatırımcı sayımız ne kadar buna bakmak lazım. Hani geçmişte böyle 50 bin lira ve üzeri yatırım olanlar vesaire gibi istatistikler vardı. İşte 750 bin civarı diye konuşuyorduk. Hani bugün o rakamı belki güncellemek lazım 50 bin ama işte o rakamın karşılığı olan rakamlar bugün ne kadar arttı? Gerçek yatırımcı girişimiz ne kadar? Belki bir bunları sorgulamakta fayda var. Yani çünkü hani buraya böyle 500 bin yatırımcı girdi. İşte bunların hepsi 50'şer bin lira para koydu. Hani borsamıza böyle bir para girişi benim gördüğüm kadarıyla yok. Yani evet. Dediğim gibi ama bu sadece bir tahmin. Onun için detaylı veriyi görebilmek için hani resmi kurumların belki bu konuda biraz istatistik yayınlaması da faydalı olabilir diye düşünüyorum. Evet, aynı kanaatim. Yani gerçek rakamı görebilmek için ve iyi bir mukayese yapabilmek için böyle bir çalışmaya ihtiyaç var bence. Borsa İstanbul'un yaptığını düşünüyorum bunu. Muhtemelen biliyor olabilirler ancak bu kamuoyuna açıklanmıyor. Çünkü kamuoyuna açıklanması gereken bir bilgi değil. Onlar kümülatif olarak sayıya bakıyorlar. Tabii orada hormonlu, kortizonlu olanları ayıkladıktan sonra gerçek yatırımcı portföyü ortaya çıkmış olacak. Bu da borsanın hem derinliğiyle ilgili, hacmiyle ilgili aynı zamanda belki daha sağlıklı bir sermaye piyasası oluşumuna da katkıda bulunabilir böyle bir çalışma yapılırsa. Ha, bunu açıklamak isterler mi, istemezler mi onu bilemem ama yapılırsa bence çok yerinde olur diye düşünüyorum. Şimdi Citi, Türk tipi tahvillerdeki ağırlığını azalttı bugün itibariyle. Tabii bir devletin tahvillerinden ağırlığını azaltıyorsa
otomatik olarak zaten hisse senedine bu yansıyordur. Çünkü tahvil hisse senedinden çok daha önemli. Tahvil o devlete olan güveni gösteriyor, o ekonomiye olan güveni gösteriyor. Eğer tahvillerde azaltma olduysa hisse senedinde muhtemelen benzeri bir azaltma ortaya çıkmıştır ya da çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu elbette tek bir bankayla sınırlı olduğu için üzerinde çok fazla durmak istemiyorum ama yani bu bir kıyamet senaryosu değil. Fakat yine de bunun diğer bankalar tarafından takip edilmesi durumunda hem tahvil hem hisse senedi piyasamızda böyle küçük bir fırtına esebilir diye düşünüyorum. Yani olumsuz bir fırtınadan bahsedebilir miyiz? Yani şöyle söyleyeyim, aslında yabancının Türkiye'deki tahvil fonunun artık hani dikkate alınmayacak kadar düşük bir ölçüye düşmüştü. Yani %1'in bile altına düşmüştük. Ve şu anda da hani baktığımız zaman ülkede hani enflasyon olarak %60'ları konuşuyoruz. Bu Merkez Bankası'nın tahminiydi, hatırlayacak olursanız gelecek yılın ikinci çeyreğinde %60 civarında enflasyonun zirve yapmasını bekliyoruz dedi. Hani böyle bir atmosferde Türk tahvillerine baktığınız örnek 2 yıllık tahvil faizleri %18, 5 yıllık tahviller 17.90, 10 yıllık tahviller 14.38. Yani enflasyon tahminlerinin bu kadar yüksek olduğu bir yerde hani gönüllü olarak birinin gidip hani bu tahvili alması, hele ki yabancı yatırımcının bu analizi yaparak ve kur yükselişini de dikkate aldığımızda gelip TL tahvil alması hani ve bunu taşıması çok rasyonel bir davranış olmaz. Yani o nedenle de zaten %30'lar civarında olan o yabancı pay tahvil bono piyasasında artık 0,1'lü paylara düştü. Yani o açıdan baktığımızda hani çok çıkacak bir şeyleri de yok. Hani belki kısa vadeli işte faiz artışları, düşüşleri, hani bu beklentiler belki zaman zaman anlık hareketlere sebebiyet verebilir ama çok da likit ve şey olacağını düşünmüyorum orada. O nedenle hani yabancının tahvil tarafından çıkış önerisi yapması ya da Türkiye'den çıkıyoruz demesi hani ölçek olarak çok çok küçük. Yani o nedenle çok büyük bir etkisi olacağı kanaatinde değilim bizim sermaye piyasalarımız açısından. Çünkü olmadıkları bir piyasa zaten. Tabii. O nedenle etkisi de olmaz diye düşünüyorum. Aynen. Olmayan şeyin elbette muhasebesi de olmaz diye düşünmek lazım. %2 civarında zaten yabancı takası şu anda. Çok düşük. Tarih olarak en dip seviyelerden birinden bahsediyoruz. Hissede bir miktar arttı. 27'den 30'lara kadar çıktı ama orada da tekrar aşağı doğru gelme ihtimali var. Şimdi biraz Almanya konuşalım istiyorum. Almanya'dan gelen iki veri var. Bir defa Almanya resesyona işte teknik olarak girdi, kabul ediliyor. Bugün biraz önce verdiğim haberlerde vardı, dikkatinizi çekmiş olabilir. Almanya'da IFO Enstitüsü, Almanya'nın önemli şirketlerinin, yani çok önemli şirketlerinin artık nitelikli eleman bulmakta zorlandığını bildiriyor. Şirketlerin, 9 bin şirketin %43'ü nitelikli eleman sorumlusu hat safhada diyor. Bu şu anlama geliyor, Almanya böyle yok yere, sebepsiz yere resesyona girmiyor. Belli ki kapasite kullanımında bir gerileme var. Yani nitelikli eleman bulamayınca yeterli üretim yapılamıyor. Yeterli üretim yapılamayınca kapasite kullanımı düşüyor. Kapasite kullanımı zaten imalatı belirliyor sonuçta. Nihai olarak yani imalat sanayini belirliyor. Acaba Almanya'yı tabii konuşurken elbette Hollanda'yı ihmal etmemek lazım. Hollanda'nın da bugün itibariyle resesyona girdiğini biliyoruz. Bu Avrupa'dan iki büyük ekonomi, tabii bizim açımızdan önemli. Birisi bir numaralı ihraç pazarımız, öteki de Avrupa'daki önemli ihraç pazarlarımızdan bir tanesi, önemli partnerimiz. Nasıl değerlendirmek lazım Almanya ve Hollanda'nın durumunu bizim açımızdan? Yani şöyle, yıllardır zaten orada bir yaşlanan nüfus endişesi vardı. Hani doğum kontrolünün aksine doğumu özendirme, işte çocuk yardımları vesaire gibi politikalar izleniyordu ama yani toplumun gelir seviyesi arttıkça, refah arttıkça bu doğurganlık da ciddi manada azalıyor. Yani bunun da bir gerçekliği var, bunu da kabul etmek lazım. Bunun etkisiyle beraber yaşlanan nüfus iş gücü üretmekte biraz zorlanıyor. Ki son zamanlarda Almanya bunu aşabilmek için çok ciddi manada işçi vizeleri vermeye başladı. Yani ülkeye çalışma izni alma konusunda ciddi kolaylıklar da sağlamaya başladı ama bu çok kolay değil. Yani geçmişte Avrupa Birliği'ne yeni giren ülkelerden bu geçişkenlik sağlanmıştı. İşte örneğin Almanya'da ciddi bir Polonya nüfusu görürsünüz örneğin. Ya da işte diğer ülkelerden bu taraflara doğru kayış vardı ama son dönemde Avrupa'nın da nüfus olarak genişlemesinin durmuş olması, yani yeni ülkelerin katılımının azalmış olması bu iş gücü geçişkenliğinin de belli normlara dönmesine sebebiyet verdi. O nedenle kendi içinde bu istihdam sorunu çözme, yani iş gücü sorunu çözmek kısmında sıkıntılar yaşıyorlar.
aslında zaman zaman hani Avrupa'dan bu tarz sesler geliyor. Örneğin Türkiye'nin bu Avrupa Birliği'ne girmesinin çok ciddi bir iş gücü transferi getirebileceğini ve bunun oradaki sorunlara çözmeye katkı sağlayabileceği konusunda, ama belki diğer siyasi ya da ekonomik sahipler bunun da önüne geçiyor. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişine de bu pozitif katkıya rağmen çok sıcak bakılmıyor. Yani mevcut nüfus yapısını göz önünde bulundurduğumuzda bu işte vizelerin kolaylaştırılması vesairesi gibi süreçler artacaktır belki, ama hani taşıma suyla değirmen dönmez derler atalar. Yani bu da bu çok sonuç üretir mi? Ondan da emin değilim. Yani dediğim gibi bir nüfus geçişkenliğini sağlayacak. Yeniden bu işte eskiden Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinde olduğu gibi genişlenen bölgelerdeki atıl iş gücünün ihtiyaç olunan ülkelere transferi gibi doğal süreçlerin biraz daha desteklenmesi gerekecek. Bu da hani Avrupa Birliği sınırlarını genişletmeden nüfus olarak bu ihtiyacı karşılayabilecek işte Türkiye gibi yeni ekonomiler bu sürece dahil olmadan kolay kolay karşılanabilecek bir süreç gibi durmuyor açıkçası. Evet. Peki özel sektörün borcunda bir artış var. 154.6 milyar dolar. Burada tabii üzerinde durmamız gereken asıl kısa vadeli borç. Kısa vadeli borcun miktarı biraz artmış. Uzun vadeli borçta bir gerileme var. Yani gerileme derken tabii böyle sıfıra doğru giden bir şey yok. Kısa vadeli borcumuz 7.7 milyar dolar. Bu tabii korkutucu bir rakam değil yani. Türkiye ekonomisi için 7.7 milyar dolar yani çok harcalem bir miktardır. Ama yine de hızla arttığını görüyoruz. Nasıl değerlendirmek lazım? Yani total olarak değerlendirmeni istiyorum ayrıca. 154.6 milyar doları. Yani şöyle, yani Türkiye'de gerçekten özel sektörün yıllar itibariyle her zaman bir yurt dışı borcu var. Yani bunu kabul etmek lazım. Ama genel itibariyle baktığımızda bu borç sürdürmede bir sorun var mı? Bunu görmüyoruz. Yani eğer öyle bir sorun olmuş olsaydı, yani gerçekten şu ana kadar artan kurlarla beraber şirketlerin çok ciddi manada zarara uğramış olması gerekirdi. Yani bunu sürdürebilmek mümkün değildi. Yani kurun geldiği seviyeleri hatırlarsanız, hani tabii. 2 liradan 3 liradan başladığımızda, hemen ekranda bakmaya çalışıyorum. O arada 2 liradan 3 liradan başladığında işte kur 5 lira olursa Türkiye'deki özel sektör borcunu sürdüremez, iflasa gider deniyordu. Oradan kalktık. Yani bu bahsettiğim yıllarda 2018'ler. Tabii. Önce 3 lira 4 lira civarından işte 5 lira 6 lira gittik. Özel sektör borçluğunu sürdürdü. Bir süre oralarda kaldık. Daha sonra 7-8 liradan işte 18 liraya kadar gittik. Özel sektör bir şekilde gücünü devam ettirdi. Daha sonra düştü çıktı vesaire. Geldiğimiz noktada kur 27'ler civarında ama evet. Bakıyorsunuz özel sektör hala ayakta. Yani bu açıdan baktığımızda hani bir şekilde ya doğal bir hedge, yani örneğin döviz geliri, ihracat geliri var. Ya işte şirketlerin elinde stok var. Bu ham madde stoğu olabilir, nihai ürün stoğu olabilir. İleride satılacak ve döviz getirebilecek ürünler var. Ya yurt dışında bu şirketlerin döviz cinsinden varlıkları var. Yani orada iştirakleri var, orada satış ağları var vesairesi var. Ve bu döviz borcunun, yani görünen borcun çok büyük bir kısmının içeride hecde olduğunu biliyoruz. Yani burada bir oran vermek elbette doğru değil, ama geçmişte bununla ilgili çok tartışma olduğu zaman da, yani ekonomi yönetiminden hani bu tarzda bazen açıklamalar da geliyordu özel toplantılarda, kamuya açık alanlarda da. Özel sektörün borcunun aslında salt borç olarak gözüktüğünde yanlış analiz edildiğini, işte satış yapıp örneğin 3 ay sonra alacağı ihracat gelirleri, işte ileride nihai ürüne dönüşecek alıp stoğunda bulunan ham maddelerin ve yine bitmiş olarak satıma hazır stoklar, yine döviz getirecek satışların, şirketlerin yurt dışındaki döviz varlıklarının vesaire buna çok dikkate almadığı bu hesapta ifade ediliyordu. Nitekim dediğim gibi kurun artışını 2018-2023 5 yıl hani 3-4 lira civarından 27 lira civarına geldi. Yani bu kadar büyük bir borç bu karşılığı olmadan yönetebilmek mümkün değildi. Yani şu ana kadar evet. Yönettiğimize göre, yani ekonomik büyüklüğümüz içerisinde de ben özel sektörün bu borç yükünün çok büyük bir problem teşkil etmediği yetmeyeceği de kanaatindeyim açıkçası. Ben de aynı kanaatteyim. Çok teşekkürler Üzeyir. Üzeyir Doğan'la konuştuk. Philip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı. Şimdi çok kısa bir ara.
Evet, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte dünya bir tahıl krizine girdi ve bu krizden henüz çıkabilmiş değil. Şu anda dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri olan Rusya ile Ukrayna'nın devreden çıkması durumunda geriye elimizde Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi birkaç ülke, Arjantin gibi birkaç ülke kalıyor. Dolayısıyla dünya tahıl krizini bir süre daha sürdürecek gibi gözüküyor. Eğer hububat tahıl koridoru yeniden harekete geçirilmezse, yeniden hayata döndürülmezse önümüzdeki yıllarda büyük bir tahıl fiyat artışına sahne olabilir. Bugün stüdyomuzda hububat ve bakliyat konusunda yetkin bir isim var. Aynı zamanda kendisi bu sektörün önemli firmalarının birinin başında Ahmet Tiryakioğlu. Ahmet Tiryakioğlu aynı zamanda TİM Hububat ve Bakliyat Yağlı Tohumlar Sektör Kurulu Başkanı. Kendisi aynı zamanda Türkiye'nin büyük bir hububat ihracatçısı ve üreticisi. Hoş geldiniz Ahmet. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Bize biraz dünyada hububat ve bakliyatta ne oluyor, yani nasıl bir yıl geçiriyoruz onu anlatmanızı rica ediyorum. Sonra Türkiye'deki duruma ayrıca geleceğiz. Öncelikle ben kendi sektörümüzden biraz bahsetmek istiyorum. Tabii, lütfen. Yani biz sektör olarak aslında sofraların temel gıda ihtiyaç maddelerini karşılıyoruz. Makarnasından bulguruna, unundan şekerine, pirincinden bakliyatına kadar un ve unlu veya şekerli mamullerin tamamını karşılıyor. Tamam, sizden geçiyor. Temel ihtiyaçları, yani tabiri caizse 85 milyon insanı doyuruyoruz. Dünyadaki milyarlarca insanın da doymasına vesile oluyoruz aslında. Evet. Yaptığımız transit ticaretlerle ve ihracatlarla birlikte baktığımızda. Bizim tabii 6 birliğimiz var. 6 birlik içerisinde 12.700 üyemiz var. Ve 12.700 üyemizle birlikte yaklaşık 12 milyar dolarlık bir ihracatımız vardı geçen yıl. Bu yıl hedefi biraz yüksek tuttuk. İnşallah kaç olacak? 15 İnşallah. Milyar dolar civarına. İnşallah ağzınızdan bal damlıyor. Yükselteceğimize inanıyoruz. Çünkü bu sene mahsulümüz iyi, yüzümüz gülüyor. Bunun da sonuçlara yansıyacağını inşallah görüyoruz. Şimdi ben isterseniz tahıl koridoruna dünyaya geleyim. Tabii dünyada gerçekten şu anda bu pandemiyle ve Rusya-Ukrayna kriziyle ve gıda kriziyle başlayan işte küresel iklim ısınmasıyla başlayan ortamlarda küçük hareketler bile çok sansasyonel şeylerle birlikte yansımaları 1:10 oluyor. Evet. Aslında bu kadar yansıma olmaması gerekir ama gösterilen refleksler çok yüksek. Bugün pirinç aslında bu geçtiğimiz çok onlarca yıl önce de vardı. Hindistan pirinç ihracatını yasaklıyor. Yasakladığında dünyada bir aman yandım anam bir pirinç krizi fiyatlar bir anda %20-30 yükselmelere sebep oluyor. Aslında olmaması gereken bir şey. Çin'de zaman zaman geçmişte bunları yaşıyorduk. Çin'de yine aynı şekilde. Tabii dünyanın en büyük pirinç üreticisi Çin ve Hindistan olduğu için bir de ortamımız çok gergin olduğu için. Hatta tabii. Psikolojilerimiz çok gıda noktasında yani, çok gergin tabii. olduğu için dünya olarak. Çünkü bizim temel gıdalar ulusal güvenlik sorunu haline geldi aslında. Aynen. Yani şu anda ülkelerin stratejisinde savunma sanayisinden de tabii. her şeyden daha önemli birinci sıraya yerleşti. Böyle baktığımızda Hindistan'da yine tekrar pirince dönecek olursak 115 milyon ton pirinç üretiyor. Dünyanın en büyük pirinç. Evet. Bir de tabii pirincin aslında sadece Hindistan değil birçok ülkede pirinç suyla yetişir. Yani suyun tabii. içerisinde yetişir. Evet. Tabiri caizse göl. Yani evet. pirincin ekildiği yerin göl olması gerekiyor. Tabii. Dolayısıyla bu da çok ciddi bir su kaybı. Özellikle bu kuraklık noktasında ülkemizde de yaşanıyor biliyorsunuz. Doğru. Tüm dünyada bu sıcaklıktan kaynaklı bir kuraklık var şu anda. Bundan dolayı su tüketiminde de biraz kısıtlamalara gidiyor ülkeler. Stratejik olarak doğru da aslında yaptıkları tabii. şey. Bunların üst üste koyduğumuzda bu tür haberlerle, olaylarla maalesef karşılaşabiliyoruz yani. Evet, peki Türkiye'ye gelelim. Dediniz ki rekolte çok iyi bu yıl. İhracatı da 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Nasıl bir yıl geçirdik? Şu anda hasatın sonundayız. İlk başta kuraklıkla başlayan bir yılla başladık. Doğru. Sezona girerken, girmezden önceki, önümüzdeki tam yağmurun, bahar yağmurları dediğimiz dönemde yağmurun bolca yağması aslında bizim için çok faydalı oldu. Tam böyle ürünün hasattan önceki olması gereken tüm yağışını almış oldu ve hasata başlarken kesildi bu yağış. Evet. Dolayısıyla ürünün tanesinin doluluğuna, verimin artmasında, kalitenin yüksek olmasında hepsini üst üste koyduğumuzda
bizim geçmişte buğday özelinde gidiyorum. Buğday çünkü temel gıda ihtiyaç maddelerimizden olduğu için 19 milyon, 20 milyon ton olan bir ürünümüz 18'e kadar düşüyordu bazen kuraklığın. Tabii. 17-20 arası olan ürünümüz bu sene 21-21,5 hatta 22 milyon ton bile diyebiliriz şu anda. Çünkü verimler gerçekten evet. Beklentilerimiz. Hasat bitti, bitmek üzere. Şu anda son hasatlarım %90-95 olan tamamlandı. Ve ürünümüz de içeriye girmeye başladı. Tabiri caizse bu yıl koyacak yer bulamıyoruz. Hatta sektör olarak elimizde fazlalığımız var. Fazlamız ne var? Buğdayda ve Mısır'da ham madde ihracatı da şu anda söz konusu. Ufak ufak ihracatlar yani da yapıyoruz. Buğday ve Mısır ihraç edebilecek noktadayız. Şu anda o noktaya geldik. Özellikle durum buğdayı. Buğday şeyi karışmasın. Durum buğdayında biraz 1 milyon ton fazlalığımız var. Mısır'da da biraz fazlalığımız var. Şu anda ihraç edecek noktaya geldik. Ne mutlu valla. Evet. Yani bundan daha iyisi olamaz. Peki şimdi 6-9 Eylül tarihlerinde World Food var. Evet. Bu dünyanın en büyük gıda fuarlarından bir tanesi. Yani işte Gulf Food dediğimiz Dubai'de yapılan, Çin'de yapılan fuarlar ve bir de dünyanın diğer yerlerinde. Sanıyorum ilk beşin içindeyiz herhalde. Nasıl bir fuar olacak? Ne bekliyorsunuz? Ne kadarlık bir hacim gelişecek? Ya biz, kimler gelecek? Biz orada nasıl boy göstereceğiz? Neler yapacağız? Aslında World Food'dan önce şunu anlatmak istiyorum. Biz geçtiğimiz yıllarda işte bütün birlikler ve sektör olarak çok senkronize çalışmıyorduk. Evet. Fikir ayrılıklarımız vardı. Biz sektör kurulu bu yıl birçok başkanlarımızın da değişmesiyle Hatta Gıda Dernekleri Federasyonumuz, Ev Dışı Tüketim Dernekleri Derneği de birlikte, hep birlikte bir araya geldik ve fikir birliğine vardık. Ya biz Voltran oluşturduk. Evet, Voltran oluşturduk. Evet. Tabiri caizse. Aynen. Evet, biz dedik ya neden biz dünyanın ayağına gidiyoruz? Elbette. Dünyanın neden ayağımıza? Bütün altyapı hazır. Çok iyi. Dünyada ikinci bir İstanbul yok. Evet. Ve yanı başımızda yüz milyonlarca ton ürün var. Rusya, Ukrayna'dan bahsediyorum. Tabii. Kazakistan o bölgede ve her yıl artıyor. Yani aslında dünyanın dikkati sadece tahıl krizi değil. Burada dönecek en küçük şey ve Türkiye'de en dünyadaki şu anda bu bizim sektörümüzde en stratejik ülke. Biz bunları da birleştirerek bütün sektör bir araya geldik, bir gıda platformu oluşturduk. Evet. Ve tek ses, Voltran, tek yumruk. Sizin öncülüğünüzde. Biz, yani, evet yani bizim sağ olsun başkanlarımın da desteğiyle, evet. Bizim 6 birlik başkanımızın, 31 tane derneği olan Gıda Dernekleri Federasyonu Başkanımızın, işte Ev Dışı Tüketim Dernekleri Başkanımızın, işte bir ALEZE, profesyonel fuarcılıkta ALEZE fuarcılık var. Onların, işte ICA fuarcılığın yine hepsini birleştirerekten bir güç oluşturduk. Ve daha önce 15-20 bin metrekare olan stand alanımız bu yıl, daha biz de yılın yarısında başladık, 40 bin metrekarelere çıktık. 40 bin metrekare. Yani evet. Neredeyse 40 bin metrekare. İki katından fazla. Evet. İki katından fazla. Bunun 2024-2025 çarpanına girdiğimizde inanılmaz bir şey çıkacağını düşünüyoruz. Ve gerçekten çok heyecanlıyız. Bütün başkanlarımız, bütün ekibimiz heyecanla çalışıyor. Türkiye'de sağ olsun hem Tarım Bakanlığımız hem Ticaret Bakanlığımız ve ilgili Dışişleri Bakanlığımızdaki özellikle yurt dışındaki müşavirlerimiz, büyükelçiliklerimizin de desteğini alarak. Çünkü yurt dışından ciddi alım heyetleri, profesyonel alım heyetleri getiriyoruz ve 60 bin üzerinde bir ziyaretçi planlıyoruz. 60 bin ziyaretçi gelecek. 1500'ün üzerinde bir katılımcı. Bu sene inşallah şovumuzu başlatacağız. Yani. Peki bu mesela bizi dünyada kaçıncı sıraya getiriyor fuarcılık anlamında? Nerelere getirebilir? Ya şu anda birinci 40 bin metrekare yani biz birinciliğe yavaş yavaş bu sene taşınıyoruz. Evet. Birinciliğe gireceğiz. Kaçıncı diye şu anda şey yapabiliriz ama mümkün değil ama sonuçlandırılmaz. Biz birinciliğe bu sene çıktık. Artık birinciliğde Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz orada. Orada inşallah birinciliğde savaşaraktan bu konuda hizmette yarışaraktan en birinci olma noktasında bir adım atmış olduk. Çünkü bunun gerçekten ülkemiz konum olarak, stratejik olarak yani biz şimdi fuarlara gittiğimizde şeye gidiyoruz. Dubai fuarına gidiyoruz. Sıcaktan otellerin içerisinde biz kalıyoruz. Yani burada Boğazımız var, denizimiz var, hava Antalya'mız güzel, var, tabii. Restoranı, her şeyimiz var. Çok iyi bir mevsim. Dolayısıyla buraya 3 gün gelen bir ziyaretçinin bir 3 günde tatil yapacağını hesaplıyoruz. Yani bizim matematiğimizin içerisinde o da var. Bunun inanılmaz hem ekonomimize
hem turizmimize hem ülkemizin marka değerini tabii yükselteceğine, hem İstanbul'umuzun hem Türkiye'nin marka değerini yükselteceği noktasında. Çünkü görünmeyen değerlerimiz var orada. Noktasında çok faydalı olacağını düşünüyoruz açıkçası. Şimdi Ahmet Bey, tabii bu seneki çalışma belli ki çok emek verilmiş. Yani çok. O belli oluyor. Çünkü bundan önce de biz aynı üretimi yapabilecek durumdaydık ve aynı yerlere ihracat yapabilecek durumdaydık. Ama hepimizin gözü şey dedi, Gulf Food'daydı. Yani işte Dubai, her şey orada cereyan ediyor. Halbuki öyle bir şey yok. Pekala, dediğiniz gibi en yakın tedarikçilerimiz işte Rusya, Ukrayna, Kazakistan gibi ülkeler. Zaten onlar bu pazarı doğal bir pazar olarak görüyorlar. Mesela zannediyorum önümüzdeki yıllarda mesela Dubai ve benzeri fuarların etkinliğinin bir ölçüde azaldığı, Türkiye'nin çok öne çıktığı bir dönem olacak. Bu sinerjiyi nasıl, yani tamam evet dernekler, federasyon hepsi bir araya geldi ama ayrıca bir üst akıl var herhalde anladığım kadarıyla, yani sizin öncülüğünüzde. Ya şimdi sağ olsun tabii bizim başkanlarımızın hepsi çok kıymetli, çok değerli. Bize biraz da sorumluluk yüklediler. Aslında biz o sorumluluğun altında hep birlikte çalışıyoruz. Evet. Yani şu anda ben buradayım ama ben onların adına konuşmuş oluyorum. Sağ olsunlar, çünkü gerçekten her bir başkanımız, altı başkanımız var. Yönetim kurullarıyla birlikte bizim gibi çalışıyorlar yani. Bir nefer gibi çalışıyorlar, ben de öyle. Gıda dernekleri, yani herkes bu işe gönül vermiş durumda. Evet. Ve ben sadece onların sözcülüğünü yapıyorum. Bu noktada yani bizim aslında çok geç kalmış bir pozisyondayız bu durumda. Aslında geç kaldığımız şeyin o zaman olarak açığını kapatmak için biraz daha fazla hızlı koşuyoruz şu an. Hızlı koşuyoruz. Biz de bir de bizim Türkiye aslında tahıl koridoruna tekrar gelmek istiyorum. Evet. Müsaadenizle. Biz ikinci bir Türkiye yok. Bu konuda da ikinci bir Türkiye. Çünkü 100 milyonlarca ton mal ve o bölgedeki Rusya bölgesi dediğimiz Ukrayna, orada hala ekilmeyen çok arazi var. Doğru. Ve her yıl ekime giren o bölgelerde, ben firma olarak tarım da yapıyorum çünkü bildiğim o bölgeleri var yani. Değil mi? Topraklarım evet, var, çok içiyorum. İyi. Kazakistan'da olsun, Rusya'da, o bölgelerde, Ukrayna'da olsun. Ve her yıl yeni tarım alanları ortaya meydana geliyor. Ve bu yüz milyonlarca ton malın yarın öbür gün yani katlanarak gittiğini görebiliriz ve bu ürünler buradan geçecek. Evet. Şimdi bizim görünmeyen bir gücümüz daha var. Yani bizim Türk tüccarı olarak, Türk sanayicisi olarak, sektör olarak görünmeyen bir gücümüz. Bir Rusya, bir Ukrayna, bir Rusya bölgesindeki insan bir Afrikalıyla kolay kolay anlaşamaz. Evet. Bir Orta Doğulu bir Avrupalıyla anlaşamaz. Bir Amerikalı bir Asyalıyla anlaşamaz ama biz hepsiyle anlaşabiliriz. Çünkü bizim risk alma iştahımız var ya, böyle bir şeyimiz var. Biz böyle dalarız bir şeyde, bir iş gördüğümüz zaman. Gecemiz gündüzümüz mevhumumuz yoktur. Tabiri caizse gerçekten nefer gibi çalışırız. Güzel. Ve dolayısıyla dünya ticaretinde, biz dünya ticaretine baktığımızda biz aslında yüz milyarlarca dolar, kendi sektörümden bahsediyorum, bir hacmi yönetiyoruz. Amerika'dan alıp Orta Doğu'ya gönderiyoruz, Rusya'dan alıyoruz. Yani transit ticarette. Tabii. Sadece ülkedeki ihracatımızdan bahsetmiyorum. Transit ticarette gerçekten dünyada şu anda özellikle mesela Kanada'nın bakliyatı bizim Türkiye'deki Mersin'de atıyor. Evet. Kanada'nın bakliyatı. İşte buğdayın, Rusya'nın buğdayı Türkiye'deki brokerlarda ve doğru, bizim sanayicilerimizde ve tüccarlarımızın kalbinde atıyor. Limanlarımız var. Bir günde kamyona yükler gibi 5000 tonluk gemileri, charter gemiler diyorum ben onlara. Evet. Bir günde getiriyorsunuz ve bir günde boşaltıyorsunuz. Evet. Müthiş. Biz getiriyoruz, biriktiriyoruz burada. Panamax gemileri getiriyoruz. Panamax gemilerle dünyanın her tarafına, her yerine gönderiyoruz. Peki. Panamax gemiler Rusya'ya gittiğinde daha pahalıya mal oluyor aslında. Anladım. Çok teşekkürler. Kutluyorum sizi. Yani bu yılki bu sinerjiyi yaratmış olmanızdan dolayı, ayrıca bir de ihracat hedefini 15 milyar dolar olarak belirlemiştiniz. İnşallah hedefi yakalarız. Yıl sonunda hedefi yakaladığınızda bir yayın daha sözü verelim size. Ben fuarımıza herkesi davet ediyorum, evet, huzurunuzda. İnşallah. Evet, böylece ana haberin sonuna geldik. Ahmet Tiryakioğlu ile konuştuk. Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar Sektör Kurulu Başkanı 6-9 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan Warford, dünyanın en büyük gıda fuarlarından birine herkesi davet ediyoruz.